Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet Burak Çekici. Bildiğiniz üzere aslında Clean Code kitabını okuduğumuz, beraber okuduğumuz bir video serisi vardı. Ve iki bölümünü okuyabilmiştik. Zaten video bölümleri de kitaptaki chapterlarla paralel ilerliyor şu an için en azından. Ve kitap chapter 3'de yani 3. bölümde Functions'tan bahsediyor bizlere. Umarım bu videoda da bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi Functions konusu arkadaşlar aslında şöyle ilerleyelim. Fonksiyonları zaten biliyoruz bir iş yapan kod parçacıkları, kod birimleri diyebiliriz bunlara. Fonksiyonlar yazıyoruz sürekli ve gerçekten hayatımızın içinde sürekli her bir işi bir fonksiyonda yapıyoruz gibi. Peki bu fonksiyonlar gerçekten nasıl yazılmalı? Nasıl temiz yazılır? Böyle yazarsak nasıl bir eksisi olur? Şöyle yazarsak nasıl bir artı olur gibi bunların hepsini örnekli olarak değineceğiz. Kitap bayağı bir detaylı olarak ve arkadaşlar bence hani bizim de bilmediğimiz veya belki düşünemeyeceğimiz, aklımıza çok gelmeyecek olan ince detayları da ele alarak bizlere anlatıyor. Kitabın bölümü şu şekilde başlıyor. Yani bize uzun bir fonksiyon vermiş. Zaten burada şunu da duyurusunu yapmış olayım. Mesela L3 falan bu şekilde e, kod parçacıklarına referans vereceğim ve size bunların linkini vereceğim. Pest of Code olarak. Şöyle bir platformda ee, siz de girip bakabilirsiniz bu örnek kodlara eğer videoda gösteremiyorsam yani slide'a yerleştirmemişsem buralarda mutlaka linkini vereceğim. Şu kodlara dikkat ederseniz zaten açıklamayı da bu şekilde koyacağım. Siz de bakabilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar burada mesela hani gidin ve buna bakın. Ee, bu fonksiyona bakın ve arkadaşlar bu tek bir fonksiyon. Şimdi belki sizin gözünüze normal gelmiş olabilir. Ee, ama bölüm böyle bittikçe bölümün sonuna geldikçe arkadaşlar ne kadar uzun karmaşık yanlışlıklar gördüğünüz bir fonksiyon haline gelecek. Onu söyleyeyim. Zaten bu arada şunu da duyurusuna geçeyim. Bu bölüm gerçekten de dediğim gibi bence benim yorumum çok fazla öğreneceğiniz bir bölüm. Ve de böyle bazı belki bir konu işlerken bir konu başlığını işlerken bir nokta eksik kalmış olabilir. Veya tam taşlar yerine oturmamış olabilir. Ama bence şunu anlayacaksınız ki tam böyle bir şey olarak bölümü bir bütün olarak ele aldığınız zaman yani şunu kastediyorum. Bu videoyu tamamını seyrettiğiniz zaman veya işte elinizde kitapta varsa o chapter'ın tamamını okuduğunuz zaman taşlar böyle tam olarak yerine oturduğunu siz de göreceksiniz diyeyim. Kitap bize önce şöyle bir challenge da başlatıyor. Şu fonksiyonu 3 dakikada anlamaya çalış gibi bir şey diyor ve muhtemelen anlayacak, anlayamayacaksınız diye bir iddiada bulunuyor. Çünkü işte eksikler var. Tek bir sorumluluğu yok. Çok birden fazla şey yapıyor. Abstraction level dediğimiz yani level of abstraction dediğimiz soyutlama seviyelerini çok fazla aşıyor ki bunu ayrı olarak ele alacağız şimdi zaten bu videoda. Şimdi ilerleyelim. Zaten arkadaşlar ilk konu başlığımız small. Yani fonksiyonları kısa tutmak, minik tutmak. Bu arada slide'da gördüğünüz hani şöyle bunların %90-95'i direkt copy-paste. Direkt hani ben zaten burada söz olarak kendi yorum yapacağım, anlatıyorum. E, orijinali niye bozayım diye. Direkt orijinal copy-paste yaptım buraya. Biraz da böyle madde olabilecek, tamam bunun üzerine konuşabiliriz diyeceğim şeyleri. Onu da belirteyim. Şöyle ki dediğim gibi ilk başta small. Yani fonksiyonlar niye küçük olmalı, ne kadar küçük olmalı? Bundan bahsediyor ki şöyle bir hatta şey de var. Esprisi de var kitabın. E, çok espri değil aslında bunu samimi olarak söylüyor ama yani birinci olarak arkadaşlar fonksiyon yazmanın birinci kuralı kısa yazmaktır fonksiyonları. Güzel. İkinci kuralı nedir? İkinci kuralı daha da kısa yazmaktır. Yani o kadar böyle kısa olmasının önemine vurguluyor ki bu, buradan bence anlayabiliriz. Şimdi espriyim espriye geçti. Işte, i̇şim biraz somut. Hani harbiden bize rakam vererek konuş diyecek olursanız. Şimdi kitap aslında şey diyor arkadaşlar. VT100 gibi. işte VT100 isminde ekranlar varmış arkadaşlar. Ve genelde şöyle bir pratik varmış eskilerde. İşte bir, benim bir monitörüm var. Ekranım var. Neyse ve bu ekrana sığacak kadar fonksiyon yazabilirim. Gibi bir muhabbet varmış dediğim gibi eskiden. Fakat böyle e, sonradan bazı bazı bilinçler oluşuyor tabii ki. Zaten Robert Martin de şeyi belirtiyor. E, çok fazla yani her her türlü yüzlerce satırlık fonksiyon da yazdım işte yüzde yazdım 150 de yazdım 50 de yazdım ve tecrübeyle sabittir ki hani gerçekten de ne kadar kısaysa bir fonksiyon ne kadar küçültebilirse o kadar iyi olduğunu gördüm diyor. Şimdi örneklere de bakacağız zaten ve bence siz de buna katılacaksınız. Bir yandan da kitapta bir şey diyor hani 150 değil 150 satır değil 100 satır değil. Çok zorlasan 20 satır kod yazıyor. En fazla 20 satır olabilir diyor bir fonksiyon. Yani şey pratik açısından bu şekilde öneriyor. Hatta şöyle ki bir fonksiyon ne kadar küçük olabilir ki muhabbetine girdiğim zaman da şöyle bir şey var. İşte yine kitabın yazarı Robert Martin ile Kent Beck yine yazılım toplumda çok önemli bir isimdir. Bir gün işte bir araya gelmişler Kent Beck bir be oyun gibi bir program yazmış. Ve de Robert Martin onun kaynak kodlarını gördüğü zaman arkadaşlar fonksiyonlardan fun o kadar etkilenmiş ki böyle küçük küçük birbirine göz kırpan birbirine yol çizen böyle kendini zaten çok güzel bir şekilde anlatan, neredeyse böyle aç İngilizce okur gibi bayağı hani küçük, minik ve birbirini çok fazla güzel takip eden fonksiyonlar varmış. O programda böyle üçer beşer satırlık falan. şimdi zaten bunların dediğim gibi örneğini göreceğiz. Hani belki şey ya nasıl olur öyle falan çok öyle bir pratik yapmadıysanız böyle sorular akla gelebiliyor. Bunları göreceğiz. Zaten kitapta kendisi hani bu az önce bu fonksiyonu göstermiyor arkadaşlar. Zaten bunu kendisi de kitap refaktör ediyor ve son hale getiriyor. Onu da zaten şey yapacağız, göreceğiz. Nasılmış böyle refaktör edilmiş, kısa kısa parçalara bölünmüş hali diye. Şimdi kısa tutma konusunun öneminden, nasıl tutmamız gerek, Ne nereye kadar gidebilir bu işten bahsettikten sonra blocks and intending kısmına gelince arkadaşlar, burada zaten if else var gibi statement'larda genelde one line function call yani tek bir satır olur diyor ve function call yapar diyor işte if şöyleyse bunu yap şeklinde. Böyle bir pratikten bunun makro olduğundan bahsediyor. Bunun sadece böyle kısa olması falan da var ama aynı zamanda kitap şu artısından da bahsediyor. Böyle yaptıkça aslında bir yandan Documentation gibi bir şey oluşur diyor kitap ki gerçekten de doğru. Çünkü arkadaşlar böyle zaten açıklayıcı isimler bölümünü apaydı hani ikinci bölümü zaten bahsetmiştik o apayrı uzun bir ayrıca bir chapter ama zaten bu bölümün içinde açıklayıcı isimler yine ayrı bir bölüm olarak var. Böyle ne kadar isimleri ve hatta parametre isimlerini dahi yani hepsinin çok güzel örneği var arkadaşlar hepsine geleceğiz ama böyle ne kadar isimlendirmeleri vesaire güzel yaptığın zaman resmen kod kendini anlatıyor yani hani kod kendisi konuşuyor. Konuşan kod görüyorsunuz, haliyle e, burada çok güzel bir dokümantasyon da oluşuyor, kitap buna parmak basıyor ve arkadaşlar bu indent in level olarak diyebileceğimiz yani girdiler var ya tab dediğimiz veya space basarak boşluk bıraktığımız bunlarda da arkadaşlar yani bir iki, bir iki space olması, bir iki boşluk olması makul olarak yorumluyor. Bu başlığımızda da arkadaşlar do one thing zaten anlayabileceğimiz üzere hani bir fonksiyon tek bir şey yapsın ve onu da en iyi yapsın şekilde ki bunu duyunca hemen aklımıza ne geliyor? Solid prensiplerinden S olan yani single responsibility principle aklımıza geliyor. Haliyle bu da oldukça yaygın ve önemli zaten. Burada da şöyle bir örnek veriyor. Mesela L31'e 3 baktığımız zaman yani kitabın ilk verdiği örnekte burada ne kadar uzun birden fazla şey yaptığını görüyoruz. Kitap bunu önce l 2 olarak şu şekilde refaktör ediyor. Dediğim gibi bunun hepsini zaten vereceğim size linkini. Sonra arkadaşlar bir sonraki adım olarak da buna aslında refaktör ediyor. Ve doğru olarak refaktör ediyor bu arada. İnsanın aklına şey gelebilir yani test page olup olmadığına karar veriyor ona göre include yapıyor eğer öyleyse. Ve şey de dönüyor hani bir sonuç da dönüyor. Bu şey değil midir? Birden fazla iş değil midir? Yani kitap kendisiyle çelişmiyor mu? Verdiği örnek yanlış mı? Diye sorduğumuz zaman ki güzel bir soru böyle bir şey sorduysanız aslında hayır bu doğru bir fonksiyon ve tek bir şey yapıyor. Bunun mantığı nereden geliyor? Dediğim gibi hani ilerleyen bölümlerde daha fazla bunları değineceğiz ama burada arkadaşlar şöyle bir cümle var. Yani bir fonksiyon eğer isminde belirtilen şeyleri tek bir abstraction level'ında yapıyorsa, tek bir soyutlama seviyesinde yani daha derine inmeden yapıyorsa arkadaşlar o fonksiyon aslında bir tek şey yapıyordur. Burada da L33'e baktığımız zaman yani kitabın doğru olarak bir faktör ettiği örneğe baktığımız zaman ismiyle arkadaşlar gerçekten de abstraction level yani daha fazla soyutlamaya inmeden her şey burada gördüğünüz gibi ortada ve oldukça kısa bu tek bir şey yapıyor olarak yorumlanıyor. Haliyle orada öyle bir olay var. Buna da dikkat etmemiz lazım. Zaten burada da fonksiyona yazma sebebimiz de biraz daha böyle büyük konseptleri ayrı bir fonksiyona çıkarmak. Hani bir tık daha soyutlama seviyesine inip alt level'a inip yani orada aslında bu büyük konsepti orada bir fonksiyon olarak yapmak. Yani fonksiyonlar bu şekilde doğuyor, bu şekilde ihtiyaç oluyor diye kitapta bahsediyor. Burada da zaten şeyde diyor aynı şekilde. Hani böyle L3 1D3 L3, 2 falan diyoruz ya burada da bunların arasında zaten şeyleri kıyaslayın diyor. Mesela kıyaslayalım. burada arkadaşlar gördüğünüz üzere çok fazla böyle derine inme söz konusu, çok farklı farklı sürekli nereye gittiği belirsiz gibi bir soyutlama seviyeleri var. Şurada biraz daha toparlamış fakat burada gerçekten de en böyle son seviyesini görüyoruz gibi. Ve kitap bize şu öneride de bulunuyor. Try to shrink your function. Tek bir şey yaptığından emin olmak istiyorsan bir fonksiyonun küçültmeye çalış fonksiyonu. Eğer küçülmezse bu gerçekten de hani yerlerindedir. Aslında biraz daha kitap şunu öneriyor. Küçülebildiğin kadar fonksiyonu küçült. O büyük konseptleri ayrı ayrı şeylere ayır. O abstraction level'larını böyle düzgün bir şekilde dengesini sağlı yönet gibi bir öneride bulunuyor. Şimdi burada da arkadaşlar bir fonksiyonu section'lara yani alanlara bölmekten bahsediyor. Hemen şurada da örneğini gösterelim. l 47 7 Burada ne yapmış mesela? İşte declarations diye bölmüş. Initialize diye bölmüş gibi. Burada da uygulama gibi bir şey var. Yani bunun da yanlış olduğunu belirtiyor ve fonksiyon tek bir şey yapsın olayının... Böyle ezildiğini, çok bir şekilde bunun bir semptom olduğunu gösteriyor. Evet şimdi one level of abstraction per function olayına gelelim. Bu biraz daha güzel bir konu. Biraz anlam anlamakta zorlanabiliriz ama güzel bir şey buldum bununla ilgili. Ee, yazı buldum. Onu da açacağım sizlere şimdi. Daha doğrusu soru cevap buldum. Şimdi burada arkadaşlar abstraction level diyoruz. Soyutlama seviyesi istiyoruz. Peki bunlar tam olarak ne? Önce bir isterseniz onu anlamaya çalışalım. Level of abstraction nedir? Hani nasıl bu level'lar nasıl belli edilir, nasıl anlarız falan gibi bir şey var. Zaten direkt kitaptan bir alıntı. Kitap bize bunu açıklıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere mesela bunların hepsini bir yani fonksiyon olarak düşünün. Bir fonksiyon burada kendi ne anlatıyor ve bir sonraki aslında abstraction level olayı burada işte, biraz daha başka bir level'a giriyor, başka bir soyutlama giriyor artık. Onu function olarak call ediyor bu noktada, ee, kendi yapacağını anlatıyor ve bir sonrakinde de göz kırpıyor. Ona referans veriyor gibi bir şey, böyle böyle bakın gidiyor. Mesela arkadaşlar to include the setups diye okuduğun zaman zaten bunu anlayacaksınız. We include setups vesaire. Sonra to include the setups, we include suite setup. Sonrasında to include the suite setup gibi böyle böyle ilerliyor. Ve zaten burada da kod örneği var. Bu linki de yine aynı şekilde bırakacağım video altında. Eğer doğru bir uygulama yaparsak bu şekilde bir hale gelecektir aslında. Mesela Ntf'de create test page diye bir function var ve soyutlama seviyelerinde bu şekilde doğru doğru olarak ayırmış. Bunlar da aslında kendi aralarında bu şekilde ayrışıyor. Mesela include setup sonra iniyorsunuz buna. Is suite ise include suite setup'ı çağırıyor. Sonra buna iniyor gibi böyle böyle bir durum var. Bunu daha detaylı okuyabilirsiniz. Yani one level of abstraction per function muhabbeti bu. Çok fazla abstraction level'ları tek bir abstraction level olması lazım diyor kitap bir fonksiyon içinde. Bir fonksiyon içinde hani bütün o şeyler, yapılar, kodlar tek bir abstraction seviyesine barınması lazım. de böyle kendi, fonksiyonun kendi içinde, o, o, fonksiyonun kendi içerisinde sürekli dibe inmemesi lazım olduğundan bahsediyor kitap. Şimdi burada da aslında yine aynı konu. Farklı bir şey değil. Reading code from top to bottom. Bunu da the step down rule olarak isimlendiriyormuş kitabın yazarı. Burada da aslında gördüğü üzere yani bir kodun şey olmasından ki az önce de dikkat etseniz o şekildeydi. Ve hani refaktör edilmiş gösterdiğim yani kitabın yazarı tarafından refaktör edilmiş yeni fonksiyonlar da o şekilde. Az önceki storage app'ta gösterdiğim nokta da o şekilde. Böyle yukarıdan aşağı bir öykü anlatı gibi zaten narrative de o anlama geliyor. Bir öykü, anlatı gibi. Böyle yukarıdan aşağı çok güzel akıcı bir şekilde okuyacağınızın, bu şekilde bir fonksiyonların bu şekilde olacağının güzel bir pratik olacağından bahsediyor. Bu tabii hem readability dediğimiz yani okunabilirliği artacaktır hem de burada şeyden bahsediyor arkadaşlar. Yani bu tricky, bu numarayı öğrenmek ayrı zamanda fonksiyonların kısa olacağını, tek bir şey yaptıklarından emin olunacağını ciddi manada teşvik edecektir. Ve abstraction level'ın gayet tutarlı olmasını sağlayacaktır. Ona göre bir zemin hazırlayacaktır diyor kitap. Switch statements bu da güzel bir konu. Switch statementlar aslında doğası gereği. Birden fazla şey yapmaya biraz mahkum gibi. Çünkü switch işte farklı farklı case'ler var. Adıyorsun switch case. Bir switch veriyorsun ve ona göre case'leri bölüyorsunuz. İşte şu case ise şunu yapsın. Bu case ise bunu yapsın şeklinde. Bunu tabi sadece switch'lerin başına yıkmamak lazım. Böyle ifes zincirlerinde de durum farklı değil. Tabii kitap şundan bahsediyor. E, tamam hani böyle bir muhabbet var ve biz de hani bundan kurtulamayız zaten. Yani i̇lla geri gelecek belki bunları yapmamız gereken durumlar ortaya çıkacaktır ama bunun bilincinde olalım, bunun nasıl maliyet getireceğinin bilincinde olalım ve bunu nasıl önleriz bunun muhasebesini yapalım diyor kitap. Şimdi zaten burada da gördüğümüz arkadaşlar, hani burada switch statementları önleyemeyiz ne yazık ki. Ama biraz daha böyle low level klasları bunları gömüp tekrarlanmasını tamamen engelleyebiliriz ve tabii ki bunu polimorfizmle yapabiliriz diyor. Mesela burada arkadaşlar calculate pay diye bir function var ve onda böyle bir switch case yapısı var yanlış olarak. Zaten sağda da biraz fun function problemlerinden bahsediyor. İsterseniz bir üzerinden geçelim. Büyük bir fonksiyon diyor. Yeni bir tipekten zaman büyüyecek diyor. İşte birden fazla şey yaptığı ve single responsibility'ye aykırı olduğu belli diyor yeni bir tip eklendiği zaman burası sürekli değişeceği için open close prensibine de aykırı diyor. Fakat kitabın biraz daha burada vurgulamak istediği ana problem şu. Ben bunu burada yaptım. Başlıkı bu tarz fonksiyonlarda da bunu sürekli tekrar etmek zorunda kalacağım. Sürekli bir structure, sürekli bu bozuk yapı tekrar edecek. Orada da olacak. Bunu nasıl engelleriz? Biraz kitap aslında bunun muhasebesinde. Ve asıl belki de buna dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor. Ve burada da gördüğünüz gibi kitap bu şekilde en son refactor ediyor. Burada tabii abstract factory design pattern'ını kullanıyor. Bunlar biraz daha detay ve konumuzun çok da dışına çıkmak istemediğim için çok fazla detaya girmiyorum arkadaşlar. Fakat en son o fonksiyonun refactor edildiği ve kullanılabilir halde olduğu, böyle en az sıkıntılı olduğu durumu belki best practice diyebileceğimiz durumu bu şekilde özetleniyor kitap tarafından. Bunu da zaten link olarak koyacağım. Bir sonraki konu başlığımıza geçmemiz gerekirse burada da use descriptive names yani açıklayıcı isimlendirmeler kullanın. Functionlar için, parametreler için vesaire diyor. Şimdi burada e, ilk bizim birinci bölümümüzü hatırlarsanız orada daha clean code nedir ne değildir ondan bahsediyorduk ve work principle vardı orada. Ve orada şunu söylüyordu ki temiz bir code base çalışıyorsan böyle karşına çıktığın şeyler zaten beklediğin şeyler gibi olur. Çok şaşırmazsın. Yani bir şey gördüğün zaman nasıl bir şey geleceğini de beklersin. Böyle birbirine göz kırpması diyorum ya hani functionların vesaire yapıların böyle akıp gitmesi su gibi. Aslında biraz Buna fit ediyor. Çünkü sen bir şey okuyorsun sonra nasıl bir şey geleceğini bekliyorsun. Zaten biraz sonra bunu çok güzel bir örneğini de göreceğiz bu arada. Resmen hani kodda örneğini göreceğiz diyeyim. Haliyle hani bu şekilde buna zemin hazırlayacak isimlendirmeler kullanmamız önemli diyor. Bir ismin uzun olmasından çekinme diyor. Zaten burada da bizim görebileceğimiz üzere. Özellikle şunları vurguluyor ki. Yani büyük açıklayıcı bir isim. E, uzun, açıklayıcı bir yorum satırından da. Veya küçük, minik ve ne, ne belirsiz gizemli bir isimden de daha iyidir diyor. Çünkü burada önemli olan açıklayıcılık. Bakın anahtar kelimene Açıklayıcılık. Kodumuzun anlaşılabilir olması lazım. E, ve bunu ciddi bir şekilde vurguluyor. Zaten dediğim gibi hani bunu, bunu çok ciddi bir şekilde ikinci bölümde işlemiştik. Zaten bir de burada şeyle de vurguluyor aynı şekilde. Bu modern ideler sayesinde işte IntelliJ'dir, Eclipse'dir vesaire. isim değiştirmek çok kolay. Hani direkt bir kısa yolla bir fonksiyona isim koyduysanız ve birden fazla çok fazla yerde kol ediliyor olsa bile, çağrılıyor olsa bile minik bir kısa yolla hemen değiştirmeniz mümkün. O yüzden deneyin, yanılın diyor, koyun yakıştırın yakıştıramayın yani zaman kaybetmekten çekinmeyin diyor çünkü ciddi önemli diyor. Aynı zamanda arkadaşlar ismi iyi seçerken o hani isim arayışındayken şöyle bir şey de ortaya çıkıyor diyor. Böyle insan ne kadar bir şey söyle düşünürse işte ismi düşünüyor dizaynı o kadar düşünüyor. Belki dizaynda de bir hata görüyor onu düzeltiyor. Veya dizaynı en baştan ona göre kurguluyor gibi. Bu da hani az vaki olan bir olay değildir diyor kitap aslında. Bu da gayet hani muhtemel bir isim düşünürken bir isim arayışındayken aslında başka bir şey görmenize kalamaz. Çok muhtemel ve bunlar vaki olaylar diyor aslında. Yani sadece böyle isim seçiyorum gibi değil de olay. Direkt kod structure dizaynı bile etkiliyor. Burada da aslında isimlerinize tutarlı olun diyor. Yani yine bildiğimiz bir konu aslında. Bir fil kullanıyorsanız onu takip edin diyor. Aynı anlam taşıdığı müddetçe gibi. Çok farklı get, find gibi eş anlamlı farklı sözcükler çok fazla ortada karıştırmamayı öneriyor kitap. Ve arkadaşlar mesela şöyle bir şey var. Demiştim ya what you expected muhabbeti yani ne bekliyorsan karşına çıkıyor veya çıkar. Temiz bir kod base'e dedi ki az önce. Onun somut örneği de burada aslında. Mesela include setup and teardown page dediğin zaman ve şunları gördüğün zaman işte include setup page, include suite setup page vesaire bunları gördüğün zaman sonra tabii ki insan aklına şu soruda gelecektir. Peki include teardown page, işte include suite teardown page isimlendirmeleri veya bu fonksiyonlar nerede? Gibi işte bu zaten şey fit ediyor. Tamam hani ben bunu gördüm bana öyle bir akış çiziyorsun ki bana karşıma da bunlar da çıkacak. Veya çıktı zaman zaten şaşırmıyorum tamam ben bunları bekliyordum. Gibi bir akış çiziyor ve what you expected muhabbet tam olarak bu. Evet şimdi function arguments yani parametre aslında fonksiyon aldığı parametrelerden bahsedelim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar buraya yazmamışım ama zaten şimdi göreceğiz ilerleyen slaytlarda. Hani hiç bir fonksiyon parametre almasa yani sıfır parametre alırsa bunu niledik. işte bir alırsa monadik. IKASA diadik TRIAD diye gidiyor bu şekilde isimlendirmeleri. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdiden söyleyelim kafanız karışmasın dedim. E şimdi burada kitap şuna öneriyor aslında. Ne kadar parametre almazsa o kadar iyidir. Çünkü bir parametre alırsa bir fonksiyon ben sürekli o şey gördüğüm zaman o fonksiyonun kol edilmesini yani çağrılmasını yani uygulanmasını gördükçe o fonksiyonun kendisini gördükçe Kafamda bir artı bir şey daha aslında ben o detayı bilmek zorunda mıyım? Niye o detayı bilerek yani mümkünse şayet e, ne kadar az bir argüman olursa fonksiyonunuzda o kadar temiz anlaşılır pat diye gördüğünüz zaman rahat olacağını söylüyor. O fonksiyonu ve parametreyle beraber gördükleri kadar sürekli onu yorumlayacaklar kafalarında anlamaya şey yapmaya çalışacaklar gibi bir şey diyor. Zaten burada da bir örnek veriyor bize. Hani include setup page'e bir bakıyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel direkt. Hani İngilizce kelimesini anlıyorsunuz zaten. Ama bir yandan da include setup page into diye bir tane parametre almış. Ve bu biraz daha işleri bayağı bir hani sadece şu, şu, basit minik örnekten bile bence bayağı bir şey anlıyoruz gibime geliyor. O yüzden burada kitabın önerisi ve yola çıktığı mantık bu şekilde. Tabii bir fonksiyonda ne kadar argüman varsa arkadaşlar biz hani testler de yazıyoruz. Yani en basitten unit test. Siz de yazıyorsanız yazmışsanız tabii çok net bir şekilde anlayacaksınızdır. Hani her bir test case'i yazıyorsunuz o kadar doğru bir şekilde belki parametreleri geçmeniz lazım, bozmanız lazım, kombinasyonlar oluşturmanız lazım gibi o kadar aslında böyle iş yükünü arttırıyor ne kadar fazla bir fonksiyon üzerinde argüman olursa. Şimdi Output Arguments diye bir olay var. Buna ilerleyen şeylerde değineceğiz. Konu başlığı olarak ayrıca değineceğiz. Yine de buraya yaz yazmak istedim. Yani output argümanları kullanmanın, onları anlamanın, input argümanları kullanmaktan biraz daha zor, belki kompleks olabileceğinden bahsediyor. İlerleyen saatlerde değineceğiz. Şimdi common monadic forms ne demek bu? Genelde monadic ne dedik arkadaşlar? Tek bir parametre alan fonksiyonlar ve bunlar genelde ne yapar? Ya bir şey sorarlar. Yani common query separation diye bir muhabbet var. CQS. Bu yine genel bir şeydir bu arada. Hani bunu mikroservislerde de görebilirsiniz. O yüzden zaten diyorum ya kavramlara, konseptlere odaklanmak çok daha önemli yazılımda. Çünkü ben bir şeyi bir yerde görüyorum. En basit single responsibility principle daha keza. Görüyorum onu ama functionlarda da öyle, classlarda da öyle, bırakın o microservice'larda da öyle. Bize bayağı böyle çok ciddi bir formül veriyor bu durumda da arkadaşlar yani command query ayrımı diye bir şey var. da adı üstüne komut verirsiniz bir fonksiyona. Şunu yap dersiniz. Burada gördüğünüz gibi file open mesela. işte file ismini verirsiniz ve siz o file'ı açar gibi. ve hatta file exist diye bir function olur. Yine ismini verirsiniz ve size şey der. Bu, bu file, bu dosya var mı yok mu onu verir. Bu da query oluyor aslında. Çok basit gayet. Command, komutu vermek ya da Query sorgulamak ve data almak. CQS dediğimiz böyle Common Query Separation yani komut ve sorgu ayrımı da buradan geliyor biraz da. Buna da dikkat etmemizi zaten bu da ayrı bir yine konu başlığı ileriki slaytlarda gelecek şimdi. E, fakat buna da dikkat etmemizi ve genelde hani yaygın olan monadik formların genelde bu maksatta kullanıldığını söylüyor. Bir de event dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Yani event olarak kullandığımız yani bir tane fonksiyon var. Bunun input'u vardır output'u yoktur. Yani sadece bir input olur ama çıktı yeri artık bir input verip o fonksiyonu call ettikten sonra o fonksiyonla çok fazla ilgilenmezseniz. Çünkü önemli olan siz input'u verip o fonksiyonu call etmenizdir ki event atmak gibi. Hani hani ne kadar yazılım background'ınız varsa bu şeyler size o kadar kolay gelecek ki aslında bir fonksiyonu call, ediyorsunuz ve arka tarafta o sistemde bir şeyleri değiştiriyor gibi düşünebiliriz. Bu event atma muhabbeti üsttekiler kadar çok fazla yaygın olmasa da bu da yine kullanılan bir yöntemdir diyor. Bu üç kullanım için çok fazla hani dışarıya böyle çıkmamaya çalışın diyor aslında kitap. Genelde hani kullanımlar budur. Eğer çıkıyorsanız bir sorgulayarak çıkın diyor. Belki yanlış bir şeyler vardır şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Hani mesela burada yine output argument alakalı ama burada da bir minik bahsedelim. Bir şey var arkadaşlar mesela içeriye string buffer diye bir input argument alıyor. Ve de dışarıya da burada görebileceğimiz üzere string buffer diye bunu bir şey çevirip başka bir string buffer veriyor değil mi? Fakat bir de bunun şöyle bir kullanımı da olabilir mesela void hiçbir şey dönmeyen ama transform yani dönüştür adında, çevir adında bir fonksiyon var ama hiçbir şey dönmüyor. Belki kafa karışıklığı en başında buradan başlıyor. Output argument bu oluyor aslında yani verdiğiniz input yani şöyle anlatabilirim belki input argument olarak fonksiyonun içerisinde verdiğiniz argümanı değiştirip size onu aslında değiştirerek output argument olarak veriyor ve siz yine buradaki out'u kullanarak yolunuza devam ediyorsunuz. Sizin transform edilen şeyiniz burada output argument olarak out'a yansımış oluyor. Flag argumentlardı arkadaşlar. Ya, kitap bunları genelde çirkin buluyor. Çok fazla bayağı bir önermiyor buradan tepkisinden de alacağımız üzere. Bu direkt kitapta yazan şeyler. Yani çünkü burada çok net bir şekilde do one thing'i aşıyor. Çünkü flag true ise şunu yap. Flag veya false ise şunu yap gibi. Flag'ler nedir onları da çok bilmiyorsanız ayrıca araştırmanızı öneririm. Dedik fonksiyonlarda da arkadaşlar burada aslında görüldüğü üzere tabii bunu her bir dedik ki en başta zaten fonksiyonda argüman ne kadar az olsa o kadar iyi olur diye. Zaten burada da çok net bir şekilde belirtiyor monadiklerden tabii ki hani daha fazla anlaşılması zor olabilir bazı getirdiği ayrıca maliyetleri olabilir diyor. Zaten bize kitap şundan da bahsediyor arkadaşlar yani buradaki aslında biraz bilinçli olmamıza yönelik tabii ki geri gelecek bunları kullanacağız ama e, sadece, sadece bilincinde olalım mümkünse yapmayalım eğer yapmama gibi bir case'imiz varsa ki zaten burada da mesela write file name. E, tabii ki write file output stream ve name. Yani burada tek bir parametre alan e, şu fonksiyon tabii ki şunun anlaşılmasından çok daha kolay olduğunu söylüyor bize kitap. Çünkü burada name diye bir e, parametre alıyorum ve bunu fayda olarak yazdıracağım. Tamam burada anlaştık. Burada output stream hani bir durup düşünebiliyoruz. Belki hani ignore edeceğiz bunu. Belki tam anlamayacağız. Bu da bugların doğmasına neden olacak. Zaten hep böyle ignore edilen yerler yani göz ardı edilen çok fazla önemsenmeyen yerler genelde bugların çıktığı yerler olabiliyor diye bahsediyor bize kitap. Fakat tabii ki mesela bir point örneğine mesela point tanımlıyorsunuz. Burada da x ve y var. Burada tam aksine arkadaşlar mesela çok geçerli bir sebep var burada iki argüman olması ve aslında tam da okunabilirliği vesaire anlaşılabilirliği arttırıyor. Tam aksine burada tek bir argüman görseydik muhtemelen daha fazla kafamız karışacaktı. O yüzden tabii ki doğru kullanım alanları da var. Fakat az önceki örneğimizde yani write file örneğinde işte output stream ile name konusunda bir böyle şeyden bahsediyor kitap aslında. Natural cohesion yani böyle doğal bir uyum yok veyahut da böyle natural ordering hani doğal bir sıralama da yok. Yani parametreler birbirinden çok bağımsız aslında ve böyle birbirlerini çağrıştırmıyorlar ondan bahsediyor. Bu da tabii ki daha fazla ortalığın karışmasına sebep oluyor. Mesela test yazarken assert equals diye bir ...metodumuz vardır bizim ve bundan da problemli olduğunu söylüyor. İşte expected ve actual olarak aslında bizden iki tane parametre bekliyor. Ama hangisini ne zaman geleceksin? Önce actual'a mı girecektin? expected'a mı girecektin? Zaten yine buna ilerleyen saatlerde değineceğiz. böyle bir aslında şey veriyor kitap. Hani bunda problemli olduğunu söylüyor mesela. Tabii kitap şunu da belirtiyor. Bunlar arkadaşlar hani lanet olası kaçınası bir şey değil. Ee, tabii ki bazen yeri gelecek yazmak zorunda kalacaksın. Sadece mümkünse yazma diyor. Mümkünse hani başka bir şekilde o, par o parametreyi klasın sınıfına çıkar diyor. Başka bir şekilde onu geç diyor. İlla ki hani o function'a argüman olarak geçmen lazım diyor. Bunların bilincinde olmamız yeterli aslında. Triad dediğimiz yani 3 parametre alan aslında fonksiyonlarda durum aynı şekilde. Hani burada da ne kadar böyle kompleksin artacağız. Zaten bunların hepsini tek tek saydık. O yüzden çok uzatmıyorum burayı. Onların yine daha fazla fazla artacağından bahsediyor. Şimdi argument objects olarak arkadaşlar şöyle ki mesela burada bir triad var değil mi? Yani 3 tane aslında argüman alan bir fonksiyon var. Fakat burada argüment object yapmamız mümkün. Yani aslında burada x ve y'yi tek bir pointe çıkartıp o şekilde vermemiz mümkün. Bu aslında bu iki ilişkili olan şeyi bir objeye çıkarmak gibi bir şey. Hani hile gibi yorumlayabilirsiniz. Belki hile gibi gözükebilir. Belki kitapta bunu söylüyor zaten. Hani hile olarak algılayabilirsiniz diyor ama halbuki öyle değil diyor. Bu da bir yöntem. Argüment listede arkadaşlar mesela bazı şeyler vardır. Bazı fonksiyonlar vardır ki. Böyle liste olarak bir. Liste olarak aslında birbirinin aynısı gibi parametreler, argümanlar alır. Bunları da tek sayılı olarak kabul ediyor kitap. Yani burada aslında string format fonksiyonu diyedik diyor. Yani bir string alıyor bir de burada name horse geçtik ya bunların ikisini tek bir şey olarak algılıyor. Çünkü bunlar zaten tamamen aynı değeri taşıyor. Aynı manayı taşıyor. Ve de zaten dediğimiz gibi bu bir liste. Argument list. Verbs and keywords olarak da arkadaşlar burada aslında verb noun pairine dikkat çekiyor. Yani bir fiil var ve bunun isimleri var. Bir fonksiyon var arkadaşlar ve aldığı parametreler var. Bunlar ne kadar önemli aslında. Bu isimlendirmeden bahsediyor. Mesela write name'i okuduğumuz zaman işte tamam bir name değeri var ve write edilecek. Onu biliyorum sadece. Write file name dediğiniz zaman tamam name var ve bu file olarak write edileceğini biliyorum diyor. Aynı şekilde mesela burada assert equals örneğine az önce bakmıştık. Burada da mesela arkadaşlar assert expected equals actual diye bir ismi olsaydı expected ve actual'ı böyle verseydi mesela biz çok net bir şekilde expected ve actual'ı ona göre sırasına göre vereceğimizi anlardık ve sürekli tekrar tekrar hatırlama, kafa karışıklığına eee neden olmazdı? Yani önce action'ı mı verecektik expected'ı mı verecektik diye kafamız karışmazdı. Burada da arkadaşlar function'larda olan side effect'lerden bahsediyor. Mesela burada bir side effect var aslında şu an gördüğünüz fotoğraftaki kod parçacığında. Belki videoyu durdurup bunu kendinize bulmayı deneyebilirsiniz. Burada baktığınız zaman bir check password var, işte bir username var, bir password var ve klasik aslında username password eşleştirmesi. Eğer doğru ve e şifre girilmişse bize aslında true dönecek. Fakat burada bir de ne görüyoruz if'in içinde? Session initialize görüyoruz. Burada mesela arkadaşlar bunun bir side effect olduğundan bahsediyor ve zaten sertifiklerin aslında bizleri böyle kandırdığından yani aslında function nedir? Check password değil mi normalde? Tek bir şey yapmasını bekliyorum. Çok güzel. Ama burada ne görüyorum? Bir de session initialize yapıyor. Yani burada do one de eziyor. Mesela ben burada normal bir okuyucuyum. Check password diye bakıyorum, geçiyorum. Kodu okuyorum mesela. Bu kod projeye yazılmış. Ama aslında baktığın zaman beni kandırıyor. Çünkü check password diyor ama session da initialize ediyor. Burada yanlış bir işlem neticesinde session'daki bilgileri de yok edebilir gibi bir risk var. Aynı şekilde dediğim gibi ben bir okuyucuyum ve Sadece isme bakarak bir yargı verecek olsam yine yanılacaktım. Belki bunun ismini işte check password ve check password and initialize session diyebilirdik. Ama burada da kitap şey diyor o zaman do one de aşardı diyor. Output arguments konu başlığında da arkadaşlar burada aslında output argument olarak şöyle bir şey demiştik. Burada mesela s'i output argument olarak görebilirsiniz. Çünkü app'in footer'ın mesela şurada da aynı şekilde görüyoruz. Herhangi bir çıktısı return yok aslında bir dönüşü yok. Yani burada void değil mi? Herhangi bir return dönüş beklemiyoruz. Fakat burada aslında append footer diyoruz. Bir yandan da böyle bir şey yapmasını bekliyoruz footer'a. Yani mesela şu s örneğine döndüğümüz zaman burada tam olarak ne yaptığını anlamıyoruz. Yani s'i footer olarak mı append ediyor veya s başka bir şeyle buna footer mı koyuyor? Yani burada tam olarak anlamıyoruz. Output argument dediğim gibi burada bir çıktısı yok. Burada bir hani return değeri yok ama şu içine vermiş olduğunuz input argument'dan size bir output oluşturuyor gibi bir durum var. Genelde kitap bunu çok fazla kullanmamızı önermiyor. Tabii ki dediğim gibi hani yeri gelir öyle bir kullanacak durumlar olur fakat kullanılmasını önermiyor ve hani kafa karışıklığına yol açabileceğini öneriyor veya kullanacaksa bile aslında objenin kendisini değiştirmek için kullanılmasını öneriyor. Tabii ki hani doğru olacak veya sakıncası olmayacak yerler var yok değil ama genel olarak bu da aklımızda bulunsun. Common Query Separation'dan bahsetmiştik arkadaş. Yani burada mesela set diye bir function'um var benim. İçine attribute de value oluyor. Mesela işte username, uncle Bob'u set et gibi. Ama bir yandan da bana boolean değer dönüyor. Hani bu, ben bu functional bir şey mi öğrenmeye istiyorum? Yani bir şey mi query ediyorum, sorguluyorum? Yoksa bir common mu veriyorum şunu setli diye? Böyle bir karışıklık oluyor. O yüzden bunda çok fazla böyle doğru bir pratik olmadığından bunların ayrıştırılması gerektiğinden bahsediyor kitap. Şimdi bu, bu konu başlığımızda aslında biraz da böyle detay kısmı ama Prefer Exceptions to Returning Error Codes. Yani error kodları döneceğine exception dönmeyi, throw etmeyi tercih et gibi. Burada mesela error kod döndükçe çünkü arkadaşlar burada yine şeye biraz denk geliyor. Hani bir command mı oluyor, bir şey mi dönüyorum ben, bir error dön gibi bir şey mi oluyor yoksa error kodunu mu sorguluyorsun? Hem böyle bir karışıklık meydana çıkıyor. Hem de burada görebileceğimiz üzere sürekli böyle iflerle çek yapmamız gerekebiliyor. Daha böyle gitgide derinleşen, karmaşık bir hale gelen bir yapı olabilmesi gerekiyor. Çünkü mesela bu function'ı kolektiği yerde direkt şeyi kontrol etmesi lazım burada da onu belirtiyor ya zaten. Ne zaman ki buradaki fonksiyonu kol edecekse ve sen ondan error kod dönüyorsan eğer bir error olma durumunda şöyle bir kontrol yapması gerekiyor ki işte bu da zaten gitgide böyle dipleşmesine, yapının karmaşık bir hale gelmesini gitgide derinleşmesine derinleşmesi gibi bir kötü bir şey sebep oluyor ki o da şu e, fonksiyonu çağırıyorsun ve şeyi kontrol etmen gerekiyor hata mı geldi dert mi geldi bir sıkıntı mı oldu buna hemen anlık bir tepki vermen gerekiyor bu da kötü bir şey olduğundan bahsediyor kitap zaten burada da arkadaşlar şeyi görebiliriz biraz daha düzgün bir şekilde getirilmiş halini görüyoruz zaten Burada da mesela ne yapmış? Direkt e, try ve catch'i koymuş burada ve exception döndüğünü, exception döndüğü senaryoda burada da try ve catch yapısını kurmuş ve de arkadaşlar aslında e, delete page yapıyor. Bir sıkıntıya düşer zaten direkt catch'e düşüyor bu da hani biraz da hem zaten temizliğini görüyorsunuz ne kadar fark ettiğini önceki haliyle hem de hem separate olması biraz daha ayrıştırılmasını sağlıyor. Aynı şekilde kitap try catch bloklarını da çok sevmiyor. Hatta Error Handling is one thing diye ayrı bir konu başlığı var. Fakat iki konu başlığını birden burada anlatabileceğimi düşündüm. Çünkü çok fazla birbirlerini destekliyorlar aslında. Şimdi şöyle kitap hem e Error Handling is one thing diyor. Yani error handle etmek tek bir şeydir diyor. O yüzden haliyle ayrı bir function olmasını daha doğru buluyor. Hem de try catch'te extract edin diyor. Zaten çirkin buluyor bir yandan ama Onları da hani asıl iş yaptığınız fonksiyonlardan çıkartın diyor. haline ortaya ne çıkmış oluyor arkadaşlar? Böyle bir yapı çıkmış oluyor. Burada bakın bu private zaten asıl işi yapan fonksiyon. Error falan unutuyoruz şimdilik. Delete page and all references. Sadece burada delay işlemi yapıyor. Tamam. Sonra asıl yani asıl derken dışarıdan kol edeceğim function da arkadaşlar burada error handling de bu üstleniyor. Try'da gidip asıl işi yapan function'ı çağır çağırıyor. Baktı ki olmadı. Error handling dediğimiz şey bu zaten. Error verdi. Exception throw etti. Ve keçe düşüyor. Orada iş bitiyor gibi. Bu şekilde ayrıştırmış oluyor. Kitap bu şekilde bir öneride bulunuyor. Şimdi bu konu başında arkadaşlar. Şöyle bir pratik vardır. Error diye bir klas oluşturulur ve inam klasıdır. Ve error inamlar aslında buna yedirilir. Zaten şurada görebildiğimiz üzere mesela. Bir tane inam oluşturmuş ve işte ok, oh, invalid, geçerli, kitli vesaire diye error inamları buraya konulmuş. Dependency magnet derken yani bağımlılık mıknatısı olduğunu söylüyor. Çünkü ben her türlü error konusunda buradaki inam klası depend olmam lazım. Zorundayım. Ve bu zaten en başına kötü bir şey olduğunu söylüyor kitap. Hem de şöyle bir şey var. Mesela buraya bir şey ekle çıkar vesaire gibi durumlarda. Recompile it, redeploy it, rebuild olması gerektiğini söylüyor kitap. Ve zaten hani genelde de programcıların çok fazla hoşlanmadığını buraya hani yeni bir şey eklemekten ziyade kolaya kaçıp mevcut şeyleri kullanmaya çalıştıklarını da söylüyor kitap. O yüzden biraz da exception class olduğu takdirde bu tarz dertler de olmayacaktır. Evet aslında bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten yorucuydu. Umarım faydalanmışsınızdır bir şeyler öğrenmişsinizdir. Mutlaka lütfen sizden ricam. Beğenip paylaşırsanız iyi olur ama yorumda atarsanız işte faydalı oldu şöyle bir eleştirim var vesaire şeklinde çok da sevinirim ve ne kadar böyle ilgi, önem verdiğini görürsem o kadar da dediğim gibi motivasyonum olacaktır ve o kadar bir sonraki bölümde hızlı bir şekilde kanalımda görebiliyor olacaksınız. Şimdi tabii ben direkt video kafanıza geçtim ama burada bir konu başlığımız daha var. How to write functions like this? İyi güzel anlatıyorsun. Ben bu fonksiyonu nasıl yapacağım diyeceksiniz. Bunu tabii ben de diyorum diyeceğim. Çünkü arkadaşlar okudum geçtim anladım değil mesele. Mesele pratik 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 tecrübe 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 vesaire yani asıl olanımız sindirmek, benimsemek. Hayır burada ama kitabı çok önemli. Yani içinizi rahatlatacak bir şey söyleyeceğim size. Bütün streslerinizi ya nasıl şey yazacağım çok fazla şey vardı. Hepsini unutun. Bunların hepsini bilincinde olun. Kafanızı bir tutun ve şunu yapın. Normal yazın fonksiyonlarınızı. Ve sonra refaktör edin. Ya kitapta Robert Martin de şunu diyor zaten. Ben de uzun uzun yazıyorum diyor. Öyle argümanlar sayısı vesaire dikkat etmiyorum diyor. Ve bunu da çok fazla burada pat yani ilk vuruşta bütün bu kuralları uygun fonksiyon yazabilecek insan olduğunu da çok fazla sanmıyorum diyor açıkçası. Ve de sonrasında yazıyorum. Sonrasında dikkat edeyim. Düzeltiyorum diyor. Hayır bizim de burada endişe etmemize veya mükemmelliği için falan girmemize gerek yok. Aklımızda kalsın maddeler. Bilelim, bilincinde olalım. Ee, kulağımızda küpe olsun ve refaktöre derken kodlarımızı düzeltirken functionlarımızı bunlarla uygulayalım diyelim ve bu bölümümüzün de sona gelen çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Gerçekten sonuna kadar seyredenler varsa yorumlarda kendi belirlese çok memnun olurum. Çünkü çok uzun bir video olacağını sanırım. editle bile. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi desteklerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum ve videomuzu kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.